Bakıyoruz, İncil, Tevrat, Kur'an. Kendimiz zorlamadan ama samimi olarak bakıyoruz. Kur'an, ayan beyan, hemen saf vahiy olduğu görülüyor. Maşallah. Dört tane kitap var mı Kur'an'da? Yok, bir tane. Bir. Tevrat'a baktım, sorduğumuzda zaten diyorlar ki Tevrat'ın ilk kısımları gerçek Tevrat'tır, ondan sonrası değildir diyorlar. İlk kısmında zaten çok az bir bilgi var. Bayağı az. İlk kısımları diyor, gerçektir. İncil'de diyorlar dört kitap var. İşte adamların aklında ne kaldıysa o diyorlar. Onun ortalamasını al diyorlar şimdi. Peki Kur'an'a bakıyoruz. Kur'an'da dört kitap yok, bir tane kitap var. İnsanların aklında kalan mı? Değil. Vahiy katiplerinin yazdığı saf vahiy. Ve o devirde hafızların ezberlediği Kur'an, saf Kur'an. Hiç ilave ek yok. Maşallah. Cennet, cehennem nasıl anlatılıyor? Mükemmel. Kader nasıl anlatılıyor? Mükemmel. Bütün imani konular mükemmel. En ufak bir eksiklik var mı? Yok. İbadet, taat, helal, haramlar, her şey mükemmel mi? Mükemmel. Kalpte burkuntu getirecek herhangi bir ifade var mı? Bir hurafe tarzı bir ifade var mı? Yok. Her kendimiz sıkmadan samimi bakıyoruz yani, zorlamadan, candan. Belli hemen hak kitap oldu. Şimdi iyi kalpliyse bir insan, bunu nasıl görmeyecek? Bu hakikaten nasıl görmeyecek? Bana bir söyleyin bak. Getirin bana yani iyi kalpli adamları, insanları, konuşalım beraber. İnşallah. Hakikaten nasıl göremiyor? Bir gözümüzden bir bakalım. Ve mesela masonlarla görüştüm. Adam çok az bir şey anlattık, samimi adamlar. Hak kitap belli dediler. Yani Allah'ın vahyi. Hak din oldu. Muhammed'in, Hazreti Muhammed'in peygamber olduğu çok açık dediler yani. Çok açık. Bak dediler ki aslında şimdi bu bir sır ama bende de sır durmuyor. Masonlukta bir derece var dediler. Masonlukta o dereceye gelen adam Hazreti Muhammed'i ve Kur'an'ı kabul etmek durumundadır dediler. Maşallah. Tabii yani üst derecelerde geldikten sonra yani bu masonluğun ruhunu bilmiyor. Masonluğu öylesine almış. Yani adam zengin oluyor mesela, meşrik-i azam yapıyor. Yahut bir kilit noktada oluyor, meşrik-i azam yapıyorlar. Yüksek derece veriyorlar. Adam bir yerde genel müdür, bilmem ne falan. Ona ama adam hakikaten kendini eğittiği için, hakikaten bilgili olduğu için üst dereceye çıkan masonlar nadir oluyor. Bunu öğrendik. Üst dereceye çıkan, hakikaten felsefi eğitim almış masonlar mutlaka Hazreti Muhammed'e ve Kur'an'a inanmakta mükellefler belirli bir dereceden sonra. Yani onu göremiyorsa zaten Kur'an'ın hak olduğunu mason kabul etmiyorlar. O zaman diyorlar kafası başka türlü işliyor o zaman onu diyorlar yani. Yani hakikaten derin düşünüyorsa Kur'an'ı görmemesi mümkün değil diyorlar. Doğru. Maşallah. Hakikaten düşünüyorsa görmesi lazım yani, bu nasıl mason oluyor o zaman yani. Değil mi? İnce düşünüyorsa görmesi lazım. Tabii inşallah. Başlangıçta göremeyebilir diyorlar. Ama ilerice derecede bilgisi arttıktan sonra, sırları öğrendikten sonra Kur'an'ı görünemiyorsa o yüksek dereceli bir mason değildir diyorlar. Kimden konuştuk? Dünyadaki liderleriyle konuştuk. Bunu söyleyen o. Masonların dünyadaki lideri. Maşallah hocam.